olsun. Yani Fransa'daki gibi sarı yelek, turuncu yelek, biz de yeşil yelek, mavi yelek bulup sokamayacağız. Yani bu mu olacak? Artık bir şeyler gerçekten ciddi anlamda hükümet bir şeyler yapmalı. Tamam, dediğim gibi ben bundan öncesine kadar birçok şeyini savunuyordum ve onaylıyordum da, ama aç kaldıktan sonra bana çok bir faydası yok. Ekonomimiz çok kötü bizim ya. Yani bizim şeyimiz, yaşamımız çok kötü ya. Yani biz şeyiz, ne bileyim, böyle özlem duyuyoruz. Her şeye özlem duyuyoruz biz. Yani biz bilmiyorum ya, Türkiye çok iç açıcı değil yani. Şu andaki şey çok iyi değil Türkiye'de. Ha, bu ne, düzelir mi? Bence çok zor. Çok zor. Yani bugün kim gelirse gelsin mümkün değil. Geçen gün hoca sordu okulda. Dedi kaç kişi gitmek istiyor yurt dışına dedi. Sınıfın bir iki kişisi kalacak sadece. Hani biz gidip garsonluk yapmaya, bilmem ne yapmaya yurt dışında razıyız. Hani o kadar kötü durumdayız ki ben ülkenin bu haline çok üzülüyorum artık. Merhaba arkadaşlar. Bugün Seferihisar merkezdeyiz. Halkımızın ekonomiyle ilgili düşüncelerini buradan dinleyeceğiz. Memleket meselesiyle haberiniz olsun. Çünkü market ve pazar fiyatları nasıl buluyorsunuz? Çok yüksek buluyoruz. Düzenli gidiyor musunuz pazara her hafta? Evet, her hafta düzenli gidiyorum. Her haftada değişiyor. Artarak değişiyor. Haftalık değişiyor diyorsunuz. Haftalık değişiyor. 1 lira, 1,5 lira, bazen 2-3 lira bile. Taze fasulyede mesela geçen haftayla bu haftanın arasında 3 lira fark var. Yani çok yükseldi. Neye bağlıyorsunuz peki bu düzenli yükselişi? Açıkçası ben çözemedim. Yani dolar şu bu diyorlar ama altındı, dolardı. Ne alakası var? Yani bazı birçok şey, pazarda satılan birçok şey Türkiye'de üretiliyor. Doların çok bağlayıcılığı olduğunu düşünmüyorum ben açıkçası. Hani doların yükselmesi, altının yükselmesiyle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Neden olduğunu da benim mantığım almıyor. Hangi meslek grubuyla ilgileniyorsunuz? Ben şu an serbest çalışıyorum ama hep ticaret yaptım. Nasıl düzelir peki sizce bu ekonomi? Nasıl düzelir? Üsttekilerin el atması lazım diye düşünüyorum. Yani siyasi partilerin biraz bir şeyler yapması gerektiğini düşünüyorum. Bir araya gelmeliler, halkı düşünmeliler. Yani onlar bu konuda daha iyi olduklarını düşünüyorum ki başımızdalar. Artık çaba harcamaları gerekiyor. Çünkü insanlar gerçekten günden güne kötüye gitmeye başladı. Ben birkaç ay öncesine kadar ciddi anlamda hükümet savunucusuydum. Ama bu ara biraz kızmaya başladım. Ciddi anlamda kızmaya başladım. Yani şu anda mesela insanlar, ben de dahil olmak üzere, bu durumdan bahsettiğimiz zaman savunulacak artık şu anda bir şey bulamıyorum. Örneğin mesela Erdoğan marketlere el atacağını söyledi, evet. Ama yağ 70 lira oldu. Nasıl el attı? Daha da yükseldi. Aynen. Yani hükümetin çok da bir çaba sarf ettiğini düşünmüyorum ben de. Peki siz nasıl düzelebilir bu durum? Ne fikriniz var? Fikirdeyim. Yani mutlaka birlik olup, yani bu, evet, sadece bir partinin çözebileceği bir şey değil. Birlik olup, yani iktidar, muhalefet, diğerleri birlik olup el atmaları gerekiyor. Şey mi olsun? Yani Fransa'daki gibi sarı yelek, turuncu yelek, biz de yeşil yelek, mavi yelek bulup sokamayacağız. Yani bu mu olacak? Artık bir şeyler gerçekten ciddi anlamda hükümet bir şeyler yapmalı. Tamam. Dediğim gibi ben bundan öncesine kadar birçok şeyini savunuyordum ve onaylıyordum da, ama aç kaldıktan sonra bana çok bir faydası yok. Son icraatlarından memnun değilsiniz değilim, yani hüküm. Değilim. Değilim. Seçimlerde fikrimi bile değiştirebilirim, o kadar ciddi. Çünkü yıllardır hep o partiye verdim. Değiştirebilirim fikrimi. Sizin fikriniz ne? Ben de aynı fikirdeyim. Yani insanların alım gücü düştü. Çoğu insan evine ekmek götüremiyor. Yani ne diyeyim yani? Ya hükümet değişecek hemen. Sözde el atıyordu. Hani el attığı böyle mi? Geçen hafta 68,5 liraya aldım yağı. Dün 75 liraydı. Hükümetin değişmesi gerektiğini düşünüyor musunuz? Düşünüyorum tabii ki de. Yani bana faydası olmayan bir hükümeti ne yapayım ben? Açıkçası istemiyorum, değişsin. Zaten ya akıllarını başlarına alacaklar ya da gidişat o. Vatandaş olarak memnun değilim. Bir zam furyası var. Sabah akşam fiyatlar değişiyor. Böyle bir düzen olamaz.
En çok neyin fiyatının değişmesinden şikayetçisiniz? Gıda fiyatları aldı başını gitti. Gıda fiyatları olmaz bu fiyatlar. Olmaz. Dolar bazında gidiyor. Sabah akşam peynir, et fiyatları. Her şey değişiyor. Olmaz böyle bir şey. Dolar zaten tarihimizin en yüksek rakamını gördü sanırım. Neden yükseliyor peki sizce dolar bu kadar hızlı? Memleketimizin başındaki düzenini tutan, ekonomiyle alakalı olan arkadaşların hiçbir işten anlamadıkları için oluyor bu iş. Devamlı Merkez Bankası başkanı değiştirmekle doları tutamazsınız. İş kuracağınız düzene göre dolar tutulur. Bunları tutamadıkları için bu iş olmuyor. Peki bir erken seçimi gerekli görüyor musunuz? Olabilir, olabilir. Onları tekrardan kendileri aralığında görüşsünler. Yani olmayan şeyi niye devam ediyorlar? Vatandaşı bu kadar ezdiremezler. Bugün buranın semt pazarı sanırım. Peki fiyatları az çok biliyor musunuz? Memnun musunuz? Sabah pazardaydım. Fiyatlar yüksek. Bir emekli için çok yüksek. Bak ben emekli olduğum halde ek iş yapıyorum ancak öyle geçiniyorum. Valla şimdi devletin israfı var aşırı miktarda. Devlet bu israfını vasıtalı vergilerle kapamaya çalışıyor. Benzine, akaryakıta, doğalgaza, ondan sonra temel gıda maddelerine devamlı vasıtalı vergi koyuyor. O vasıtalı vergiler de maliyeti arttırıyor. Vergi tabana yayılmıyor. Sadece vasıtalı vergilerle, Eroimban gibi tüm hükümetler, sadece bu hükümet değil, tüm hükümetler alışmış vasıtalı vergiyle iş halletmeye çalışıyorlar. Peki dolar ve euronun bu yükselişi hakkında ne düşünüyorsunuz? Normal, biz her zaman böyleydi. Hatırladığım yani kendimi bildim bileli dolarla euro devamlı yükseliyor. Eskiden çok düşüktü ama dolar seviyesi. İkilerdeydi mesela bundan birkaç sene önce. İkilerdeydi ama ona göre de fiyatlar düşüktü. Yani bu oranı tespit etmek lazım. Yani fiyat oranıyla dolar oranını tespit etmek lazım. Evet 2 liraydı ama o zaman da fiyatlar da şimdikine göre 10 misli daha düşüktü. Ama devamlı olarak bir hayat pahalılığı olduğu kesin. Yalnız bu Amerika'da da var. Şöyle bir enflasyon var. Mesela bundan 50 sene evvelki 2000 dolar şu andaki 15 bin dolara falan eşit. Yani zaman içinde bir enflasyon var. Bu normal. Ama bunun hızı önemli. Bu hız maalesef bizde çok ileri seviyede. Peki bir erken seçime gerekli görüyor musunuz Türkiye için? Bilemeyeceğim. Erken seçim falan görmüyorum ben. Böyle gider. Yani zamanında seçim yapılır gibime geliyor. Erken seçim de olsa çare olmayacak. Onu da söyleyeyim. Çünkü gelenlerin de bir esaslı bir proje sunduğunu göremiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Peki sizin düşüncelerinizi öğrenebilir miyim? Ben abime katılıyorum. Şimdi Türkiye geneline baktığımda çok zengin var, çok fakir var. Orta kesim yok. Neden yok? Orta kesim şöyle yok. Çünkü dolar, euro her sabah uyandığında farklı bir şekilde uyanıyorsun. Mesela mazot, benzin. Benzin kaç para şu anda? 8 kusur. 9'a yakın değil mi? Yani şimdi örneğin çok zengin. Evi alıyor, arsa alıyor, tarla alıyor ne bileyim. İşte çok lüks yaşıyor. Çok fakir. Çok fakir. Çok fakir yaşıyor. Yani mesela pazardan bahsediyorsunuz. Pazar. Adamın cebinde 250 lira var. Pazara giriyor. Tamam, pazardan çıktığında 5 kuruşu yok. Aldığı şey ne? Aldığı şey bir tek pile, poşet torbalar var, torbalara koyuyor. Yani ekonomi bizim Türkiye'de bu saatten sonra düzeleceğini zannetmiyorum. Her geçen yıl daha da kötüye gideceğini düşünüyorum. Çünkü şu andaki yönetimle gelecek olan yönetim ne yapacak? Gelecek olan yönetim ne yapacak? Sihirli deneyim var değiştirecek? Hayır, değiştiremeyecek. Yani bu böyle devam edecek. Yani fakir olan ezilecek, zengin olan devam edecek. O zaman bir hükümet değişiminde gerekli görmüyorsunuz. Bence çok doğru değil yani. Bu aşamada doğru değil. Çünkü ekonomimiz çok kötü bizim ya. Yani bizim işimiz, yaşamımız çok kötü ya. Yani biz şeyiz, ne bileyim böyle özlem duyuyoruz. Her şeye özlem duyuyoruz biz. Yani biz bilmiyorum ya. Türkiye çok iç açıcı değil yani. Şu andaki şey çok iyi değil Türkiye'de. Ha, bu ne, düzelir mi? Bence çok zor. Çok zor.
Yani bugün kim gelirse gelsin mümkün değil. Çok teşekkür ediyorum görüşleriniz için. Merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Sağ olun. Euro ve doların yükselişi hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla inanılmaz bir şey. Ne düşünüyorum? Çok pahalandı. Her şey euro ve dolara endeksli olduğu için Türk halkının gerçekten Allah yardımcısı olsun. Peki sizi nasıl etkiliyor bu durum? Yani nasıl etkiliyor? Alım gücü düşüyor. Buna göre gelir ve gider dengesi olmadığı için alım gücü düşüyor. En çok hangi ürünlerdeki alım gücünüz düştü bu durumda? En çok hangi ürünlerde? Benzin, özellikle de işe gidip gelirken kullanıyoruz. Araç, vergilendirmesinden hepsi. Peki, çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Doların yükselişi hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla bakanımız söylüyor diye maaşımızı dolarla almadığımıza göre. Evet, doların yükselişi maalesef hayatımızı perişan etti. Özellikle emekli insanları, sabit gelirli vatandaşı perişan etti. Ne pazara çıkabiliyorlar, ne alışveriş edebiliyoruz. Bugün pazara gittiniz mi? Dündü. Ha, bugün pazar, daha gitmedim, yok ama birazdan gideceğim sanırım, ama gitsem ne olacak ki, patates soğandan başka bir şey alacağımız yok herhalde, öyle gözüküyor. Peki bu durum düzelir mi? Düzelir, bu iktidar, bu hırsızlık, her şey biterse düzelir. Düzelmeyecek diye bir şey yok, çok güçlü bir devletiz biz. Geçmişte de bu sıkıntıları yaşadık ama bir şekilde atlatırız, ama bu çalma çırpma şeyleri biterse, bu rezillikler biterse büyük bir ihtimalle düzelir. Peki, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz gençler olarak hani mesela bir dışarı çıkıp bir sosyalleşelim diyoruz. Artık hani enflasyon yükseliyor, dolar artıyor, bilmem ne artıyor. Biz bir yere gidip bir çay kahve içemez hale geldik gençler olarak. Yani biz hani ne yapacağımızı bilmiyoruz. Dolar olmuş 11 lira. Hala insanlar bunun doğru olduğunu düşünüyor. Başındakilerin, yönetimin doğru olduğunu düşünüyor. Ben okuyorum. Benim arkadaşlarım var, okurken işe gitmek zorunda. Ben böyle bir ülkede devam etmek istemiyorum. Yani benim arkadaşlarım geçen gün hoca sordu okulda. Dedi kaç kişi gitmek istiyor yurt dışına dedi. Sınıfın bir iki kişisi kalacak sadece. Hani biz gidip garsonluk yapmaya, bilmem ne yapmaya yurt dışında razıyız. Hani o kadar kötü durumdayız ki ben ülkenin bu haline çok üzülüyorum artık. Hani ben bu şekilde yaşamak istemiyorum. Değişmesi lazım artık. Peki nasıl değişir sizce, genç biri olarak fikriniz nedir? Başımızdakilerin gitmesi lazım.